Merhaba Netsok.com üyeleri. Çarşamba bülteninde tek maçla karşınızdayım. Bu bültende Beşiktaş-Monaco maçına tek maç bahisi açıldı. Yani Beşiktaş-Monaco mücadelesinde tercihiniz olan bir seçeneği yanına hiçbir maç ekleme zorunlu olmadan tek maç bahisiyle oynayabilirsiniz. Beşiktaş galibiyetine 2 oran, beraberliğe 3.20, Monaco galibiyetine 2.55'lik oranlar verildi bu mücadelede. Temsilcimiz Beşiktaş gruba 3'te 3 ile başladı ve Türk futbol tarihine geçti. Şampiyonlar Ligi'nde gruba 3'te 3 ile başlayan ilk Türk takımı Beşiktaş oldu. Bunu da fazlasıyla hak ederek yaptılar. Monaco ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı da hatırlayacağınız gibi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. Ben açıkçası son mücadelede Monaco'nun kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ın üstün bir tarafını görmedim. Monaco bu yaz döneminde çok önemli oyuncular sattı. Geçen sene harika bir takımdı. Zaten Paris Saint-Germain'i geçmeleri bile onların ne kadar büyük bir iş başardıklarını özetliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de ayrıca geçen sene çok başarılılardı ama o takımdan çok önemli oyuncular ayrıldı. Yerlerine kesinlikle çok gelecek vadeden önemli isimler aldılar ama bu oyuncular daha henüz o potansiyellerin aşağısındalar. Muhtemelen bu isimleri de belki 2-3 yıl sonra yine çok büyük paralara satacaklar. Ama henüz o potansiyellerin aşağısındalar. Üstelik Monaco'da bu karşılaşmada çok da kritik bir eksik var. Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle İstanbul'a getirilmiyor. Kesinlikle çok kritik bir eksik. Yani bu takımı bu sene sırtlıyordu. Geçen sene özellikle ikinci yarısından itibaren Mbappe ile Falcao çok gol atmışlardı. İlk dönemde Germain yine hücumda katkı veriyordu. Falcao bu kadar ön plana çıkmamış. Bu sene ise bütün yükü Falcao sırtlamıştı. Sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olması Monaco adına çok büyük handikap. Beşiktaş için büyük bir şans. Yine savunma oyuncusu Kongolo bu sene zaten çok maç kaçırdı. Forma giyemeyecek. Savunmada Sidibe sakat. O da oynayamayacak. Kadroya alınmadı. O da kesinlikle çok önemli bir eksik. Monaco'nun gerçekten en iyi oyuncularından birisi. O da forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise yeni bir eksik yok. Atınç Unukan ve Gökhan Töre yani sezon başından beri zaten sakatlar. Onların sakatlıkları sürüyor. Son maçında Beşiktaş ligde Aytemiz Alanya deplasmanda yenerek ligde de bir moral buldu. Monaco ise ligde Bordeaux'u 2-0 yendi. Kayani de aynı şekilde 2-0 skorla geçmişti. Ligde iyi skorlar alıyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde bu sene başarısızlar. Ve açıkçası şu anki kadrolarıyla üstelik İstanbul'a getirdikleri eksik kadroyla ben Beşiktaş karşısında işlerin zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanda kazandı. Şimdi evinde müthiş bir taraftar desteğiyle oynayacak. Ben Beşiktaş'ın taraftarı önde de galip geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş galibiyetine verilen oran 2. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş galibiyetini tek maç bahisi olarak öneriyorum. Herkese yapacakları kuponlara bol şans diliyorum.